Gönül Pınarı. Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız her zaman olduğu gibi yanımızda. Yine bize ayrılan süre içerisinde, yaklaşık bir saate yakın süre içerisinde anlatması için detaylı olarak bir sorumuz olacak ama onun öncesinde ben hocam size bırakayım yine sözü. Efendim, her cuma gecesi olduğu gibi bu cuma gecesinde de bizi dinleme zahmetine bulunan dinleyicilerimizin cuma gecelerini tebrik ederiz. Cuma günlerini de tebrik ederiz. Bu cuma gününün ve gecesinin hatırı ve hürmetine eğer hastalarınız varsa Cenab-ı Hak Ankara'yı zaman şifa ihsan eylesin. Dertli olanlar varsa deva ihsan eylesin. Borçlu olanlar varsa borçlarını eda, nasip ve müyesser eylesin. Amin. Sıkıntıda olanların da sıkıntılarını hayra tebdil etsin inşallah Teala. Bizlerin de ahir ve akıbetini hayır eylesin inşallah Teala diyoruz efendim. Amin. Hocam, şimdi bugünkü sorumuz hani aslında tatsız bir konu. Şöyle tatsız bir konu. Olur mu canım öyle şey diyenler de olabilir. Hani dinini dünya için satma konusu. Bu din, yani netice itibariyle insan hani dünyalık bir şey için dünyalık başka bir şeyi satabilir ama dinini dünya için satmak, böyle bir şey olabilir mi diyen insanlar olabilir. Ancak tabii görüyoruz bazen de insanlar dinin emrettiği şeylerin dışında, din adamı kılığında mesela kendisinin din adamı olduğunu iddia ederek söyledikleri şeyler de oluyor. Bunu nereye koyalım, hangi kefeye koyalım diye düşünürken mecburen gittiğimiz yer dini dünya için satma kefesi oluyor. Şimdi dediğim gibi tatsız bir konu ama bunun tehlikesini en azından bize anlatabilir misiniz? Estağfurullah. Şimdi Mustafa Bey, kitaplarda anlatılırken imanla küfür, inkar birbirine taban tabana zıttır. Ve bu misali Ehl-i Sünnet alimleri hep vermişler. Nasıl ki iman, küfür birbirine zıt ise ahireti dünyana zıttıdır. Dolayısıyla dünya ve ahiret bir araya getirilemez. Hatta zaman zaman naklettiğimiz bir hadise var. Bir gün Mevlana Hazretleri bir yere gidiyormuş. Böyle bir grupta aynı şekilde çocuklar oynuyorlarmış. Tabii çocuklar bir araya geldiği zaman işlerinde bir tanesi, en aklı başında olanı, sevip idare etme kabiliyeti olanı liderdir. Hemen tanıyor Mevlana Hazretleri. Biraz daha delikanlı olan. Evet, delikanlı. Evet. Koşarak gelmiş. Efendim demiş, bize demiş, biraz nasihat eder misiniz? O da olur buyur, olur ederim buyurmuş. Neyse, onlar bir taraftan oyunlarla oynarlarken ileride böyle uzun bir ağaç varmış. Mevlana Hazretleri gidiyor, ağacın bir ucundan tutuyor, kaldırıyor. Oluyor buyuruyor yüksek sesle. Çocuklar da duyuyor bunu. Bırakıyor o ucunu, öbür ucuna geçiyor. Tekrar kaldırıyor. Oluyor buyurmuşlar. Tekrar bırakmışlar. O sonra tam ağacın ortasına gelmişler. Kalın bir ağaç. İki elini ortasına koymuş ağacın. Kaldırmaya çalışmış. Olmuyor demiş. Kaldıramamış. Kaldıramamış yani. Ondan sonra sırtını dönmüş gidiyor. O çocuk koşarak gelmiş. Demiş efendim, bize demiş bir nasihat edecektiniz. Ettim ya buyurmuş. Demiş efendim, bir ağacın ucundan kaldırdınız. Olmuyor. Oluyor dediniz. Öbür tarafına geçtiniz. Oluyor dediniz. Ortasından kaldırmaya kalktınız. Kaldıramayınca da olmuyor dediniz. Gidiyorsunuz. Biz bir şey anlamadık bundan. Buyurmuşlar ki dünya için çalışırsan oluyor buyurmuşlar. Bir tarafından tutuyorsun. Sadece dünya için, evet, çalışırsan. Oluyor. Sadece ahiret için çalışıyorsan yine oluyor. Ama ikisini beraber olmuyor buyurmuşlar. İkisini de kaldırayım götüreyim ya da kurtarayım dersen olmuyor. Evet, ikisi beraber olmuyor buyurmuşlar. Ahireti kazanmak için dünyayı, yani haramlar, mekruhlar, günahları terk etmek, satmak lazım. Yani İslamiyet'in, dinimizin dünya dediği haramları, mekruhları feda etmeli. Ne karşılığı? Ahiret karşılığı. Peki tersi olursa o zaman da ahiret dünya için satmış olursun. Yani dinini dünya için satmış olursun. Ahireti siler, ondan sonra günahlara, haramlara dalacak olursan, nefsinin istek ve arzularına uyacak olursan, bu sefer de ahireti satmış olursun. Dünya için ahireti satmış olursun. Evet. Kim olursa olsun buyuruyor, dinini dünya çıkarlarına alet eden, yani dünyalığa kavuşmak için dininden verenler, dünyalık ele geçirmek için dinlerini satanlar, dünyada da ahirette de kaybedenlerden olur. Zamanımızda da var. Hatta böyle akademik kariyer olup televizyonlara çıkan bir adamın işte konferansa gelirim ama işte 10 bin dolardan aşağı etmem, şu kadar kitabım var, bunları satarsan olur
Adamın çiftliği var, memnesi var ama adam şimdi aynı şekilde hastalığa yakalandı. Ne olacak? Ne olacak? Evet. Yani insanların keyfine göre konuştu. İslamiyet'in emirlerini reddetti. Tesettürü reddetti, zinayı meşrulaştırdı, ondan sonra orucu reddetti, İslam alimlerine, din büyüklerine hakaret etti. Ne için? 3 kuruş para için. Şimdi ne bekliyor kendisini? Ölüm. Parayı da kazandı bu arada. Tabii kazandı. Ölüm. Ama o paraların hiçbirisini götüremeyecek. Hiçbirisini götüremeyecek. Ve dinini dünya için sattı mı sattı? Bakın Bakara suresinin 16. ayet-i kerimesinde ve alem buyuruyor ki cahiller, ahmaklar dünyadaki zevk ve lezzetlere kavuşmak için dinlerini, imanlarını verdi. Ahiretlerini satıp dünyayı, şehvetlerinin istediklerini aldılar. Kurtuluş yolunu bırakıp helake koştular. Bu alışverişlerinde bir şey kazanmadılar. Bunlar ticaret ve kazanç yolunu bilmedi, çok ziyan etti buyuruluyor. Açık net. Allah Teala Rabbimiz öyle buyuruyor. Kimya-i Saadet'te de İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki bir kimsenin dünya ticareti ahiret ticaretine mani olursa bu kimse bedbahtır, zavallıdır. Ha, dünya ticareti. Ya şimdi işte çoluk çocuk 3-5 kuruş kazanalım, ileride yapalım. Hangi ileride? Sen bugünün işini aynı şekilde yarına tehir ediyorsun. Hem de ibadet konusunu tehir ediyorsun. İyi de Mustafa Bey, daha önce de bir vesile oldu bir dinleyicimizin İslam ve Toplum programında sualinde de yarın diyorsun, hani o helekel müsevvufun hadis-i şerif var ya, ileride yaparım evet diyenler. Onlar o hadis-i şerifi ehl-i sünnet alimleri açıklarken buyuruyorlar ki sen yarın diyorsun ama yarın hakkında Allah-u Teala'nın bir takdiri var. Yarın zaten dolu dolu geliyor. Sen bugün işini yarına bırakıyorsun. Halbuki yarın kendi hadiseleriyle beraber geliyor. Yani Allah-u Teala'nın takdir ettiği şeyin arasına girmeye çalışıyorsun. İçine sokuşturmaya çalışıyorsun. Heh, yani. Orada boşluk yok ki. Evet. Yarın diyorsun. Yarın baban öldü. Yarın anan öldü. Yarın aynı şekilde bilmem ne oldu. Bugün tehir etmiştin. Canım şimdilik bırakalım. O şimdilik dediğin bir daha elini alamazsın. Gelmez o bir daha. Onun için an bu andır. Hani din büyüklerinin devam sürede söylediği bir söz var ya. Dün öldü. Yarın meçhul. Yaşadığın an önemli. Dün öldü. Geri getirebilir misin? Yok. Hatta biz bu programa başladık. Bakın başlayalım aynı şekilde geriye gitti. Ya biz bunu bantla aynı şekilde gerisin geri dinleriz. Tamam, bantla dinlersin. Ama Osmanlı ve Mustafa Toköz'ün zamanını geriye çeviremezsin. Bitti o. Hatta bizi dinleyenlerin de aynı şekilde zamanını geriye çeviremezsin. Bitti o. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ne yaptık? O kayda geçti. Ve kayda geçerken de hangi niyetle yaptık? Tamam, biz burada anlatıyoruz da yarın biz de hesaba çekileceğiz. İyi arkadaş da siz burada radyoda anlattınız ama hangi niyetle anlattınız diyecekler. Allah-u Teala'nın dinini hangi maksatla anlattınız? O da hesaba çekilecek. Onun için de din büyükleri buyuruyorlar ki yapacağınız bütün amelleri. Ha, dikkat edin. Dikkat edin. Sırf Allah rızası için halis, berrak olsun. İhlaslı olsun, samimi olsun buyuruyorlar. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza buyursun. Şimdi bir kimsenin dünya ticareti ahiret ticaretine mani olursa buyuruyor İmam-ı Gazali Hazretleri, bu kimse bedbahtı, zavallıdır. Bir çömlek almak için altın kupa verene ne denir? Ne denir? Ahmak denir. Öyle değil mi? Doğru. Ahmak denir. Ama yani, bizim yaptığımız da aynı şey değil mi ama? Çocuğun bile yapmayacağı bir şey yani. Evet, çocuğun bile yapmayacağı bir şey. Ve devam ediyor. Dünya saksı parçası gibidir. Hem kıymetsizdir hem de çabuk kırılır. Ahiret ise altından kupa gibidir ki hem çok kıymetlidir hem de dayanıklıdır, kırılmaz. Hatta hiç tükenmez. Sonsuz seninle beraber kalır. Dünya ticaretinin ahirete yaraması için ve cehenneme sürüklenmemesi için çok uğraşmak lazımdır. İnsanın sermayesi dini ve ahiretidir. Bu sermayeyi kaptırmamak için çok uyanık olmak lazımdır. Dünya işleri ahiret için çalışmaya mani olmamalıdır. Münafıkun suresinin 9. ayet-i kerimesinde mealen mallarınız ve çocuklarınız Allah-u Teala'yı hatırlamanıza mani olmasın buyuruldu. Ya benim nem var filan. İşte çocukların nafakası için, çocukların ihtiyaçları için. İyi de be arkadaşım, çocuk seni cehenneme götürüyor ya. Sürüklüyor. Bakmayacak mıyım? Ha, o sana emanet. Yani oradan kasıt, bu sözden kasıt şey mi? Onlar bütün dünyanı kaplamasın. Kaplamaz. Yani işte çoluk çocuk, mal, mülk neyse işte. Bir, yani Allah-u Teala'yı hatırlamaz. Unutturmaz. Onu, evet, unutturmaz. İbadetlere mani olmaz. Ya onlara bakmayın, bir kenara atın gitsin manasında değil. Açsa, açıksa, çıplaksa, yedirirsin, içirirsin, doyurursun. Ama 24 saatin ona vakfetmezsin. Sana emanettir. Dinini öğretirsin. Meslek edindirirsin. Ondan sonra rotanı gösterirsin. Bitti, o kadar o.
Ondan sonra dua edersin. Ya Rabbi hayırlı kimselerle karşılaştır. Ya Rabbi imanını muhafaza eyle. Ya Rabbi kötü kimselerin şerrinden muhafaza eyle. Arkasından gıyabından dua edersin. Ama sen sabah akşam sabah namazı ama çocuğa bir şey olacak gideyim bakayım geleyim falan sabah namazı gitti. Öğlen çocuklara bir şey olacak da gideyim bakayım öğlen namazı gitti. İkindi namazı gitti. E ne yapıyorsun sen? Çocuk senin namazına mani olmaya başladı. Olmadı o. Küçük çocuk bile olmuş olsaydı çocuk ağlıyor. Ağlayacak tabii ki. Efendim o ağladığı için ben namaz kılmıyorum. Olmaz. Ağlayacak bağıracak sen de oturacaksın burada. Ha gerekirse varsın akılacaksın o ayrı bir mesele. Ama namaz terk etmeyeceksin. Veya annem babanın hatırı için. Baban dedi ki benim hatırım için şu içkiyi iç dedi. Annenin babanın hatırı için de insan cehenneme atmaz kendisini. Ne evlat için, ne anne baba için, ne komşu için, ne ahbap için. Olmaz öyle şey. Olmaz öyle şey. Seyyid Emir Hamza Hazretleri buyuruyorlar ki kimseye dünyalık için tazim etmeyiniz, hürmet etmeyiniz ki dininiz dünya uğruna gitmesin. Dininiz dünya uğruna gitmesin. Şimdi Allah-u Teala rahmet eylesin. Biz Cağaloğlu'ndayken bir gün gazetedeyken hemen evle bir şey anlatmışlardı. O zaman da Türkiye gazetesi hani tıraşı falan da pek böyle yani şey değil. Hatta mektupla gidiyor falan. O da vefat etti. Sakıp Sabancı. Türkiye'nin iki numaralı zenginlerinden. Tabii gazeteler reklamlarla ayakta durdukları için bir randevu aldılar. 15 dakikalık. Bir reklam alırlar. Randevu alırlar. Emre abiler anlattı. Gittik dedi. İlk defa Sakıp Sabancı ile tanışıyor. Görüşüyorlar daha doğrusu. Ondan sonra tabii Sakıp Sabancı o bilenler bilir. Daha girer girmez ne istiyorsunuz demiş. Ne istiyorsunuz? O zaman da Hakikat Kitabı'nın yayınlamış olduğu herkese lazım olan iman kitabında yanlış hatırlamıyorsam o kitaptaydı. Bu Sakıp Sabancı bir Amerika'da ameliyat olmuştu. Evet. Hastanede kalmıştı. Hastanede bir şey dikkatini çekmiş. Bakmış ki yattığı hastanede o komedinleri çektiğin zaman gözünde İncil var. İşte Türkiye'nin en kadim gazetelerinden birisinde bir röportajı çıkmıştı. O röportajında diyor ki niye bizde böyle bir şey olmasın falan diye. Belki adamlar aynı şekilde dinlese. Kur'an-ı Kerim olması gibi. Veya bir din kitabı olsun yani. Din kitabı olsun. Böyle olsun. Onlar koyuyor diyor. Hani laikle maikle falan halkı değil. İşte Allah-u Teala rahmet eylesin Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. O kitaba koymuş. Hani bazılarının aynı şekilde insafa gelmesi, izana gelmesi, idrakinin arttırması. Madem aynı şekilde demokrasi, hürriyet diyorsan aha işte dünyanın bir numaralı devleti böyle yapıyor. Hani onu koymuş. Tabi ona koyunca Enver abiler de bu kitabı almışlar. Hediye olarak götürmüşler. Verecekler o röportaj oraya konduğu için. O kitaba konduğu için. İşte Sakıp Sabancı diyor ki niye geldiniz? Ne istiyorsunuz? Ha, ne istiyorsunuz? Enver abiler Allah-u Teala rahmet eylesin. Bu Seyyid Emir Hamza Hazretleri'nin sözünü söylüyorlar. Hadis-i şerif var çünkü. Diyorlar ki biz buraya sizden bir şey talep etmek için gelmedik. Bu kitapta sizin bir gazetede çıkan röportajınız buraya konmuştu. Biz bunu getirmek için geldik. Çünkü diyorlar çünkü biz Müslümanız. Ve İslamiyet'te de Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki dünyalık için herhangi bir kimsenin önünde eğilmek dinin üçte ikisini götürür. Biz diyor senden bir şey istemek ve senin önünde eğilmek için gelmedik. Bu kitabı hediye etmek için geldik. Buyurun diyorlar alasmadık. Aman bir dakika diyor ya bir dakika. Hele bir otur bakalım falan. Şey yapıyor 15 dakika doluyor. 15 dakika dolunca hemen sekreter giriyor doldu diyor. İkinciyi iptal et diyor. Veyahut da geriye at. Gene 15 dakika doluyor falan geliyor. Onu da iptal et. En sonunda gelince diyor ki hepsini iptal et. Aha diyor ben ilk defa rastlıyorum. Bu diyor burasından konuşuyor böyle kalbini gösteriyor. Aha diyor bu burasından konuşuyor. İşte Seyyid Emir Hamza Hazretleri de buyuruyor ki kimseye dünyanın için tazim etmeyiniz ki dininiz dünya uğruna gitmesin. Üçte ikisi gider bu hadis-i şerifte. Dünyalık için. Çok özür dilerim biraz kaba tabirle ama bir kemik için aynı şekilde eğilmek senin aynı şekilde dinini imanını götürüyor. Dünyayı sevmek aşağılıktır ve her şeyden aşağıdır. Dininizi dünyaya feda etmeyiniz. Dinini başkalarının dünyası için satan ve bu yüzden Allah-u Teala rahmetinden mahrum kalan kimseden daha cahil yoktur. İnsan bir düşünmesi lazım. Eğer ben başkalarının veyahut da bir üç kuruş para kazanmak için namazları terk ediyorsam, orucu tutmuyorsam, o zaman işte nefsimin peşinde gidiyorum.
Bundan daha cahil yoktur mu diyor Seyyid Emir Hamza Hazretleri. Böyle kimse hem dünyada hem de ahirette zavallıdır. Allah-u Teala'nın razı olmasını düşünmeyip de insanların rızasını düşünen, onların razı olmasını arayan kimse Allah-u Teala'nın gadabını istemiş olur. Yani bu zat diyor ki Mustafa Bey, bir de yani o değil, yani dünyada da bu aynı şekilde gadaba uğrar. Allah-u Teala'nın gazabına uğrar. Farkında bile olmaz. Allah-u Teala insanları da ona karşı gadaplandırır, öfkelendirir. Doğru. Öyle değil mi? Öyle. Namussuz herif, alçak herif. Yani aynı şekilde onun bunun parasını yiyor, ondan sonra da geziyor. Öyle demiyor mu? Adam evet. Zaten yüzüne karşı bir şey demese bile arkasından... Arkasından şey her şeyi zaten söylüyor. Belli oluyor yani, hani dinini dünya için ya da dediğiniz hani kemik için bir şeyler satmak. Allah saklasın. Hemen belli diyor zaten insan. Ve bu zat devamında da buyuruyor ki Allah-u Teala'nın kendisinden razı olmasını isteyip insanların razı olmasına bakmayan kimseden Allah-u Teala razı olur. İnsanları da ondan razı ve hoşnut kılar. Öyle değil mi şimdi? Evliya-i Kiram'ın hayatlarında zaman zaman mesela bugün anekdot diyorlar. Biz de aynı şekilde menkıbelerinde naklediyoruz falan. Kendi zamanlarında yaşayan insanlar bile. Çünkü bunlar kimsenin aynı şekilde tavuğuna kış demiyor. Kendi elinde olanı da onlara veriyor. Onun için insanlar habire bunların etrafında pervane olmuşlar. Hatta bu Sisili Aliye büyüklerinden Muhammed Said Zahid rahmetullahi teala aleyh kutsi ruhu. Kendi zamanında işte zengin, böyle biraz bilgili falan birisi var. O zengin olduğu için de böyle insanlara yemek verir. Ondan sonra ayakkabısı olmayanlara ayakkabı alıverir. Giysisi olmayanlara elbise alıverir falan. Fakat insanlar yer içer doğru gene aynı şekilde o zatın sohbetine giderlermiş. Bu 1, 3, 5, 8, 10 neyse bir gün gelmiş demiş efendim demiş. Yani demiş ben anlamadım demiş ya. Ben yediriyorum, içiriyorum, giydiriyorum ama demiş bende hiç durmuyorlar, bende sevmiyorlar. Koşup geliyorlar. Senin bir şeyin yok. Derviş Muhammed. Kutsi ruhu. Yani zahit bir zat. Ondan sonra hiçbir şeyiniz de yok. Bir şey de ikram etmiyorsunuz. Kendiniz de yok ki bunlara ikram edesiniz. Ama demişler seni çok seviyorlar bunlar. Buyuruyorlar ki biz minnet etmiyoruz ki, bizi sevsinler diye yapmıyoruz ki. Biz Allah rızası için bizden önceki üstadlarımızdan öğrendiklerimizi Allah-u Teala'nın kullarına Allah rızası için naklediyoruz. Naklediyoruz. Bunlardan bir şey beklemiyoruz biz. Olsa elimizde bunlara vereceğiz ama yok. Vereceğiz. Ama siz kendinizi sevdettirmek için yapıyorsunuz. Yani dünyalık için yapıyorsunuz. İtibar için yapıyorsunuz. Evet. Halbuki siz de bunu Allah rızası için yapsaydınız Allah-u Teala sizden memnun ve razı olurdu. Allah-u Teala razı olunca kullar da razı olur. Onlar da severlerdi. Onlar da severlerdi buyuruyor. Musa Aleyhisselam zamanında bir adam insanlara benimle Kelimullah Musa konuşur. Ben Safiyullah Musa'nın yakınlarındanım diyerek böbürlenirmiş. Musa Aleyhisselam'ın ismini alet ederek kendine menfaat temin edermiş bu kimse. Gidermiş. Ticaretle meşgulmüş bu kimse. Ondan sonra ben Musa Aleyhisselam akrabasıyım dermiş. Tabii insanlar bakıyor Musa Aleyhisselam akrabası. Adamın getirdiği ne varsa baldır kudur hepsi gidiyor. Dediği fiyata gidiyor hem de. Adam zengin olmuş. Uzun bir zaman geçtikten sonra Musa Aleyhisselam yanına adamın biri siyah bir iple yularlanmış bir domuz getirir. Musa Aleyhisselam'a ey Allah-u Teala'nın peygamberi filan adamı biliyor musunuz diye arz eder. Musa Aleyhisselam onu işitirim ama tanımıyorum cevabını verir. Adam der ki o adam işte bu domuzdur der. Musa Aleyhisselam adama niçin böyle olduğunu sormak için Allah-u Teala'dan onu eski haline döndürmesi için niyaz eder. Bunun üzerine Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a vahyederek buyurur ki Mustafa Bey, ya Musa, Adem Aleyhisselam'ın ve ondan sonra gelen peygamberlerin dualarıyla dua etsen yine de bu adam hakkındaki duanı kabul etmem. Fakat ben sana onu niçin o hale soktuğumu bildireyim. O senin adını kullanarak sana olan yakınlığını alet ederek menfaat elde ettiği için dinini dünya için satıp din ile dünyayı yediği için ben onu o hale soktum buyuruyor Cenab-ı Hak. Şimdi Peygamber Efendimiz'den Aleyhisselatü Vesselam önceki ümmetlerde bunlar çok sık rastlanırdı. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam hatırı ve hürmetine onun ümmetinde bu hadiseler vuku bulmuyor. Ahirete bırakılıyor. Ama orada o şekle yine aynı şekilde girecek. Öncekilerde böyle oluyordu. Ancak mesela Şevahidün Nübüvveh gibi kitaplarda Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam eshabına böyle gliz bir şekilde küfreden ve ne bileyim aynı şekilde haddi aşacak şekilde gayretullah'a dokunacak şekilde ileri gidenlerin Şevahidün Nübüvveh'te var. Domuz suretine, köpek suretine çevrildiği görülmüştür.
domuz haline dönüştüğü, köpek haline dönüştüğü, eşek haline dönüştüğü yine aynı şekilde o kitapta da aynı şekilde yazılıyor. Allah-u Teala hepimizi muhafaza buyursun. Yani burada Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a o senin adını kullanarak, yani dini kullanarak sana olan yakınlığını alet ederek menfaat elde ettiği için, yani dinini dünya için satıp din ile dünyayı yediği için ben onu o hale soktum. Ha, insan düşünmesi lazım ondan sonra ya. İnsan düşünmesi lazım. Allah Teala korusun. Dini alet ederek. Dini alet ederek. E şimdi dini alet ederek derken ben mesela İmam Hatip'e ilahiyat çıkışlıyım. Allah Teala nasip etti mesela radyo televizyonda dini programlar aynı şekilde Türkiye Gazetesi'nde yazılarımız var. E şimdi bunları alet ederek insanlarda menfaat temin etmeye kalkacak olursa ne olur? Dini dünya için satmış olursun Mustafa abi. Dinini dünya için satmış olursun. Ondan sonra da ahirette aynı şekilde bunun mükafatını bekle. Olur mu öyle şey? Peki efendim ama mesela diğer İslam alimlerine de onlar Allah rızası için çalıştığı halde insanlar mesela hediyeler getiriyordu. Sen Allah rızası için çalış. Allah böyle gene gönder. O ayrı mesele. O ayrı mesele. Hatta şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh hayattayken İşte Türkiye Gazetesi'nde olsun, radyoda, televizyonda olsun. Yani bu şekilde bu programları yapanlar efendim maaş da alıyorlar. Efendim niyet düzgün olunca maaş Allah-u Teala'nın gönderdiği bir ihsanıdır. Yani onlar rızkını Cenab-ı Hak o kanaldan gönderiyor. Ama sırf maaş almak için geliyorsa maaşını alır ve gider. Ama sevap kazanmak istiyorsa hem sevabını alır hem maaşını alır buyuruyor. İkisini de alır. E dolayısıyla Müslümanın uyanık olması lazım. Müslüman iyi bir tüccardır buyuruyor. Yani eline geçeceği, bir sonsuz kalacak olan var, bir de devamlı aynı şekilde giden vardır. Hani Allah Teala rahmet eylesin, evvel abiler hep anlatırlardı toplantılarda. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün işte dışarıda bir koyun kesilmiş. Koyunun bütününü aynı şekilde Hazreti Ayşe validemize gönderiyorlar. Akşam geldiği zaman ne yaptınız diye soruyorlar. Diyor ki ya Resulallah, ön kol hariç, işte severlermiş ön kolu Resulullah Efendimiz. Ön kol hariç hepsini dağıttık. Hepsini dağıttık. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki ön kol hariç hepsi bizim oldu. Yani ön kol bize kaldı diyor. Ön kol hariç öbürleri bizim oldu buyuruyor. Öbürleri bizim oldu. Verdiklerimiz bizim oldu. Niye? Ahirete yatırım oldu. E şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hatta vefatlarından önce Hazreti Ayşe validemize yanında işte paradır altındır neyse bir şeyler kaldıysa bunları da aynı şekilde hemen dağıt. Allah-u Teala'nın huzuruna dünyalık olarak bir şey götürmekten haya ederim, utanırım. Öyle çıkmak istemiyorum Rabbimin huzuruna diye. Hatta bir ara böyle bayılıyorlar, kendilerine geldiği zaman soruyorlar, verdiniz mi, dağıttınız mı diye. Dağıtıyoruz hemen diyor. Hemen dağıtılıyor, ondan sonra gönlü rahat ediyor. Dolayısıyla hani dinleyicilerimizin hatırına şu gelebilir. Ya ne demek istiyorsunuz yani? Yani elde avuçta ne varsa hepsini çıkarıp, ha öyle değil o. Öyle değil o. Allah'ın emrettiği şekilde çalış ama bu çalışırken de namaz vakti gelirse hemen işini bırak, namazını kıl. Yani mesela çok çarpıcı misaller bu İslam ve toplumda da zaman zaman hatırımıza geliyor, naklediyoruz ya efendim misalleri de. Mesela diyelim ki öğle namazı vakti veya yatsı vakti diyelim. Yatsı vakti. Adam dedi ki arkadaş, yatsının gerçi vakti uzun ama dedi ki işte bu gece bir işimiz var. Eğer bu işi halledersek 100.000 lira kazanacaksın. Ama güneş doğana kadar. Yatsıyı da kılmadım. Mustafa abi 100.000 lira bir tarafta, yatsı namazı bir daha var bir tarafta. Rakamı da yüksek tuttuk ha. Tahrik mi diyorsun? 100.000 lira bir tarafta, yatsı namazı bir tarafta. Evet. Önce para sonra namaz dediyse kapı yuttuk. Önce namaz dersek ve Allah-u Teala da takdir ettiyse o yine gelir. Takdir etmediyse sen namazı feda ettiğin halde bile gene gelmez eline. Gelmez. Cenab-ı Hak ezelde takdir ettiyse, mutlaka gelir. Ta talebelik yıllarında bir hadise anlatmışlardı. Bir tüccar, işte dışarıdan işte birileri bunlara mal verecekmiş. Bir başkası devreye girerek mani olmuş. Hani ithalat işi de yapıyorlarmışmış. Fakat adamcağız demiş, her şeyde bir hayır vardır. Hemen oturmuş demiş, önce zekat vaktiymiş. Oturmuş takır 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 malın hesabını yapmış. 40'ta 1'ini ayırıp zekatları vermiş. Aa demiş, şimdi rahatladım. Orada telefon çalıyor. İşte o şirket tekrar o malı size vermek istiyor. O malı size vermek istiyor. Adam diyor ki ya Rabbi nelere kadirsin ya. Nelere kadirsin. Yani bu sadece namazda da bağlı değil. Önce zekat, sonra öbürsü. Öbürüz. Önce oruç, sonra öbürüz.
anca olur. Yani, tersini yaparsan dinini dünya için değişmiş olur. Satmış oluyorsun. Değişmiş olur. İşin içinde para da var. Şimdi zamanımızda çok özür dilerim de ya acelesi yok, sonra kılarız namazı. Şimdi şunu bir halledelim. Hayır. Önce namaz. Şeyde kitaplarda da yazılı da Emre abiler o toplantılarda da bahsederlerdi. Belki sen de rastlamışsındır ve dinlemişsindir. Namaza mani olan dini sohbet bile olsa hayır yoktur diye naklederlerdi. Namaza mani olan, bak alışveriş değil, para değil, dini sohbet bile olsa o sohbet hayır yoktur. Niye? O sohbette maksat neydi? Biz Allah-u Teala öğle vaktinde öğleyi emrediyor. İkindi de ikindiyi emrediyor. Yatsı da yatsıyı emrediyor. Sabahta da sabahı emrediyor. Ve sen şimdi diyor ki gel burada oturalım bir sohbet edelim. İyi de arkadaş bu vakitte aynı şekilde Rabbimizin bir emri var. Yani o sohbetten muradımız nedir? Allah-u Teala'ya yaklaşmak. Ya Allah-u Teala'ya yaklaşmak için onun emrini yerine getirmem lazım. Onun emrini tehir ediyorum. Sonra da sıkışınca da ya Rabbi bana yardım et. Olmaz öyle şey ya. Niye yardım etsin ki Allah-u Teala? Sen Allah-u Teala'nın emirlerine kıymet veriyor musun? Değer veriyor musun? Kıymet veriyorsan, değer veriyorsan, vaktinde yapıyorsan, yani dünyalık olarak aynı şekilde dinini dünya için değişmiyorsan, Allah-u Teala da aynı şekilde sana yardım eder. Hiç ummadığın yerden rızıklar gönderir. Hatta dininizi dünya için, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatıyorlar. Günah işlerseniz, isyan ederseniz, hatırınıza getirmezseniz, rızıklar da, ayet-i kerimede var, rızıklarınızı da daraltırım buyuruyor. Rızıklarınızı da daraltırım. Şimdi, ama Allah-u Teala tabi olursa önce aynı şekilde Rabbimin rızası derse mesele biter. Büyüklerden bir zat, evliyadan bir zat bir talebesiyle gemi yolculuğunu çıkarlar. Fakat ikisinin de parası yok. İşte gemiye para vermişler o kadar. Gemide şimdi bir şeyler alacaklar. Su, yiyecek. Yani ya gemidekiler de nasıl insanlar kimse yardım etmemiş. Mübarek sırtındaki aynı şekilde parasüyü neyse cübbeyi onu satılığa çıkarmış kimse almamış. Yani zahiri Allah'tan yarattığı sebeplere yapışıyor. Kimse almayınca talebesine diyor ki kovayı sal aşağıya. Denize. Çek diyor çekiyor. İç diyor. Emir olduğu için içiyor. Aha, pınar su. Tertemiz. Berrak su. Leziz bir su. Kendisi de içiyor. Bir daha sal buyuruyor. Salıyor. Kova yiyecek dolu. Oturup yiyorlar. Şimdi bir daha sal diyor. Sal diyor. Çek diyor. İç diyor. Efendim tuzlu diyor. Deniz suyu. İhtiyaç kadar gönderdiler diyor. İhtiyaç kadar gönderdiler. Denizin suyu. Tatlı deniz su olur mu? Sahibi Cenab-ı Hak çevirir onu. Atomların moleküllerini değiştirir. Sudan yiyecek olur mu? Vallahi de billahi de olur. Niye olmasın ki? Baklavalar, börekler. Neyse. Karnın acıktı herhalde. Marmara yakın. Deneyelim. Deneyelim değil mi? Deneyelim. Demek ki ama bunlar Cenab-ı Hakk'a mutidirler. Hatta işte Selman Farisi radıyallahu teala anh hazretleri Peygamber Efendimiz'den sonra aleyhissalatü vesselam işte gitmiş Medine-i Münevver'in dışında bir yeri varmış oraya gidiyor. Tabiinden ikinci kuşaktan gençler ziyarete geliyorlar. Kalabalık 20-30 kişi böyle. Soruyorlar diyorlar ki falan yerde. Kendine göre bir yiyecek getirmişmiş. O kadar 20-30 kişiyi görünce kalabalık tabii. Ondan sonra dönmüş bakmış uzaktan aynı şekilde bir ceylan sürüsü gidiyor. Ceylan sürüsü. Sürüye dönüyor. İçinizden diyor biriniz gelsin misafirim var diyor. Ya koyun keçi bile gelmez tamam. Ceylan gibi ürkek bir ürkek var. Onlardan birkaç tanesi geliyor. Biri senin sırtına elini koyuyor. Bu kalsın öbürleri gitsin diyor. Öbürleri gidiyor. Tabii o 20-30 kişi böyle. Hem de ikinci kuşak gözleri fal taşı gibi böyle. Ocak yakılmış, hayvan kesilmiş falan. Ama dilleri tutulmuş. Yani sonra dayanamamışlar. Demişler efendim demişler bu nasıl olur? Demiş ne nasıl olur? Demiş Ceylan. Ne olmuş Ceylan'a? Çağırdınız. Çağırdım diyor. Geldi. Gelecek tabii diyor. Nasıl gelir efendim diyor. Avlaması bile zor bunun. Hem çok süratli koşar hem de çok ürkek bir hayvan. Gel dediniz geldi. Mustafa Bey imanlarındaki yakine bak. Buyuruyor ki Allah-u Teala ceylan dahil, yeryüzündeki kobra yılanlar dahil, arslanı dahil, hepsi dahil. Bunlara emretti. Bana itaat eden kuluma itaat edin diye. Ben diyor Rabbime itaat ediyorum. Bu da bana itaat edecek diyor. Hani Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri bakmış yaşlı bir kadın sırtında un çuvalıyla gidiyor. Bakmış ilerinde bir arslan geliyor. Çağırıyor gel buraya diyor. Geliyor. Arslanın sırtına çuvalı koyuyor götür diyor bu kadıncağız. Nasıl itaat eder bunu? Acayip garip bir şey. Acayip garip. Niye itaat ediyor? Niye itaat ediyor? Çünkü onların yakini var.
Çünkü onların yakini var. Ne yakini var? Allah-u Teala böyle emretti, ben hakkıyla Rabbime itaat edersem, Rabbimin rızasını gözetirsem, Rabbimin yarattığı bütün mahlukat benim emrimde olur. Nasıl emrinde olur? Denizi de, çölü de, hepsi de. İşte Yavuz Sultan Selim Han rahmetullahi aleyh Sina'yı geçerken diyorlar ki efendim işte çok sıcak, tabahhur ediyor yani buharlaştırır insanı. Orada buyuruyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki denizleri, ovaları, dağları, çölleri, evet diyor, çölleri insanın emrine musahhar kıldım. İnsanın emrine verdim. Nasıl geçemeyiz ki diyor. Cenab-ı Hak bunları bizim için yarattı. Biz, ya Allah bismillah diyor basıp geçiyor. Ondan sonra yağmur yağıyor. Ondan sonra da sertleşiyor. Önde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ruhaniyeti tecessüm ediyor. Öylece geçiyor. Yani öyle inanırsan böyle de muamele görür müsün? Evet. Birinci bölüm bitti galiba. Evet. İkinci bölümde yine kaldığımız yerden devam edelim. Değerli izleyenler, Gönül Pınarı programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önemli ve güzel bir konu anlatıyordu Osman Ünlü hocamız. Baştan her ne kadar tatsız bir konu desek de konu tatlı bir duruma geldi. Hocam isterseniz ben fazla konuşmayayım, siz devam edin. Estağfurullah. Efendim, İslam alimlerinin büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Resul Hazretleri buyuruyorlar ki, dünyaya düşkün olanlarla beraber olmak insanı sonsuz felakete ve zarara sürükler. Hakikaten öyle ya. Şimdi bizim akrabadan ya işte bizim bu gençlere de hani sohbet ediver falan filan. Sohbet ısmarlama olmaz. Ya dinden bahsetmek ısmarlamayla olmaz. Talep varsa olur. Talep varsa olur. Hakikaten Mustafa Bey hatır için zorluyorsun. Bir ucundan yakalıyorsun, giriyorsun ama 5 dakika sürmüyor. Birisi ortadan diyor ki çimonta geldi mi? Öbürüsü çiviler ne oldu? Öbürüsü balığa gidecektik. Balığa gidecektik. Öbürü maçın sonucu ne oldu? Yarın aynı şekilde mangal için etleri aldın mı? Gitti yani. Mümkün değil o. Mümkün değil. Hani zorla bir şey insanın kalbine girmez. O olmaz. Şeyde hep anlatırlar, çok basite indirmişler ama çok şey anlatıyor aslında. Baba oğluna nasihat ediyor da, baba oğluna nasihat ediyor, bir türlü aynı şekilde kabul etmiyor. Bir gün böyle denizin kenarında yine oğluna fırsat bulmuş, ha dinliyor beni diye başlamış nasihat ediyor. Bakmış çocukta ses seda yok. Aa demiş, bu sefer epey yüklemiş, epey bir anlattıktan sonra demiş oğlum, epey anladın herhalde falan. Ha demiş, ha baba demiş, sen bir şeyler anlatıyordun da demiş, ben demiş, denizin demiş dalga suyu böyle vurdukça hesap ettim demiş. 160. defa oldu sen anlattığında. Çocuk onunla bir 160. dalga yani. 160. dalga olmuş. Yani çocuğun alakası yok, ilgisi yok. Alakası yok, ilgisi yok. Ne kadar anlatırsan anlat. Ne kadar anlatırsan anlat. Ne söylersen söyle. Onun için Bilal-ı Habeşi radıyallahu teala hazretleri ellerini kaldırmış, şakır şakır oynamış. Niye? Diyor ki eğer Allah-u Teala hidayeti senin eline verseydi diyor Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sual edince niye oynuyorsun diye. Hidayet senin elinde değil. Her türlü nimet verilmiş ama bu verilmemiş. Bu Rabbimin elinde. Bana o hidayeti verdi. İman nuru kalbime girdi. Senin sevgin benim kalbime girdi. Ve beni sana eshab yaptı. Ben diyor oynamayayım da kim oynasın. Oynaya Bilal bir oyalar hakkındır. Hakikaten Mustafa Bey insan bunlar böyle okudukça ondan sonra Eshab-ı Kiram'ın İmdan Efendilerimizin olsun, Evliya-i Kiram'ın hayatlarından olsun onları okudukça insanın kalkıp böyle oynayası geliyor. Yani en yakın bazen evladına aynı şekilde sözünü dinletemiyorsun. Anlatamıyorsun ona. Doğru. Ona söyleyemiyorsun. Hal böyle olunca Cenab-ı Hak hazırcacık aynı şekilde bunu ihsan edivermiş. Verivermiş. Bunun kadir ve kıymetini bilmeli. Zorla aynı şekilde söz konusu olmuyor. Bazen mesela diyorsun ki hiç vaktim yok. Bir genç gelmiş mesela. Siz de şahit oluyorsunuz burada. Hakikaten bazen hiç, kendini de görüyorsun aynı şekilde vaktimiz olmuyor. Bakıyorsun çocuğa 5 dakika diyorsun. Yarım saat geçmiş. Böyle kalbinizden bir şey böyle akıyor. Demek ki onun ezelde manevi olarak rızkı talep etmiş, Allah-u Teala gönderiyor. Ha sen de aynı şekilde duyduklarını, okuduklarını ona naklediyorsun, bildiriyorsun. O da yükleme yapıyor, gidiyor. Ya bazen de aynı şekilde bakıyorsun falan. Buz gibisin, hiçbir şey yok yani. Bir şey söyleyemiyorsun. Bir şey söyleyemiyorsun. Ve bir şey de anlatamıyorsun. Hani bazen dinleyicilerimizden İslam ve Toplum programında, efendim işte biz sizin programınızı dinledik, işte böyle namaza başladık falan. Hani bizi dinlemek suretiyle falan. Olmaz.
Yani Osmanlı'yı, Mustafa Doküt'ü dinlemek suretiyle olmaz o. Yani Allah-u Teala kalbini açıyor. Ona o sevgiyi veriyor. O muhabbeti veriyor. O muhabbeti veriyor. Ha, bizi de sebep kılıyor. Bizi de sebep kılıyor. Allah-u Teala bizi tamam belli şeylerde sebep kılmış. Cenab-ı Hak da bizim niyetimizi halis eylesin. Ortamızı yanlış olmaktan Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Şaşırtmasın inşallah Teala. Onun için dünyaya düşkün olanlarla beraber olmak insanı sonsuz felakete ve zarara götürür buyuruyor İmam-ı Rabbani Kutsu Sözleri. Çünkü onlarla konuşmaktan, onların lokmalarını yemekten, onları sevmekten ve onları görmekten sakınmalıdır. Çünkü bir müddet sonra onlar gibi olursun. Hadis-i şerifte zengine zenginliği için alçaklık gösterenin dininin üçte ikisi gider. Hadi buyur hadis-i şerif. Buyuruldu. Onlara karşı yapılan bu alçalmalar, çok özür dilerim, tenzih eden bu sözler İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Kudüs'e soru. Mübarek çok keskin, Faruk-u Damar-ı Harika'da buyuruyor zaman. Bizim anlayacağımız şekilde çok açık net buyuruyor. Buyuruyor ki onlara karşı yapılan bu alçalmalar, tevazılar, ey beyefendi, Ali beyefendi falan filan demeyin, alçalmalar ve yaltaklanmalar, onların malları ve makamları için midir yoksa değil midir? İyi düşünmek lazımdır. Malları, mevkileri için olduğunda hiç şüphe yoktur buyuruyor. Kıvırma diyor, tamam mı? Niye yapıyorsun? Niye sıradan bir vatandaşa yapmıyorsun da ona yapıyorsun? Üç kuruşa in çekti, menfaat için eğiliyorsun. Dinin de üçte ikisi gitti. Bunun sonunda dinin üçte ikisinin gitmesidir. Artık Müslümanlık nerede? Kurşuluk, kurtuluş nerede buyuruyor İmam-ı Rabbani Kutsu Sözleri. Ya hakikaten ya. İnsan dehşete düşüyor. Kimin için yapıyorsun onu? Ne yapalım? Onun için gidip de adamın burnuna, üstüne bir yumruk mu atalım falan? Yok ya, öyle değil mi? Herkesi gösterdin, hürmet, saygı neyse adama da aynı şekilde gösterirsin. Adam geldiği zaman ayak ayak üstüne atıp adam hani ayağın ucuyla adam burnuna, değil, öyle değil. Ama ona yaltaklanmak, onu zengin olduğu için ben hürmet edersem, saygı göstersem, ceketimi iliklersem bana 3-5 kuruş bir şey atar verir falan filan diye düşünüyorsan dinin üçte ikisi gider buyuruyor. Dininin üçte ikisi gider. O zamanlarda varmış demek ki böyle şey. Var, var. Dinini, imanını dünya menfaati için vermek, yani dinini dünya için satmak hem büyük günahtır hem de ahmaklıktır ve çok büyük felakettir. Ali bin Muhammed Vefa Hazretleri buyuruyorlar ki, dini dünya isteklerine alet eden, herkesin imanını bozan kötü din adamı, zamanımıza çok böyleleri, dini dünya isteklerine alet eden, herkesin imanını bozan kötü din adamı, şeytandan daha zararlıdır. Çünkü şeytan, vesvese verdiği için, mümin onun düşman olduğunu bilir. İblise uyduğu takdirde asi bir kul olacağını anlar. Günahına derhal tövbe eder. Kötü din adamı ise hak ile batılı karıştırarak nefislerin arzusuna göre hüküm verirler. Böylece doğru yoldan ayrılırlar. Kendilerine uyanların da yaptıkları boşa gider. Hakikaten bilemezsin. Hakikaten bilemezsin. Onun için de dua ederken, ya Rabbi ben ahir zamanda geldim. Bilemiyorum. Ne doğru ne yanlış ben bilemiyorum. Ya Rabbi dinini seven, bilen, kayran kimselerin aynı şekilde kitaplarını, sözlerini beni kavuştur diye dua etmek lazım. Ya doğru olarak öyle, öyleleriyle karşılaştır. Öylelerle karşılaştır diye dua etmek lazım. Bir de İslam alimleri buyuruyorlar ki, bunları anlattıktan sonra buyuruyorlar ki, dünya hayatı çok kısa. Hakikaten öyle. Dünya hayatı çok kısa. Ahiretin azapları ise acı ve sonsuzdur. Ahiretin azapları ise acı ve sonsuzdur. Bunun için hazırlıklı olmak lazım. Sen düğünün üçte ikisini veriyorsun bir zengine yaltaklandığın için. Neresine hazırlanacaksın? Yani iman gidiyor neredeyse. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Dünyanın güzelliğine ve tadına aldanmamalıdır. Niye yaltaklık ediyorsun? Ya işte diyor, 3-5 kuruş atarsa diyor, şöyle diyor, bir, hani diyor, çok özlediğim, sevdiğim bir araba var, onu alırım falan. Al, ne olacak ki? Ne olacak ki? Ha, büyüklerden bir Mevlana Hazretleri'ne miydi o söz? Şimdi net hatırlayamadım da. Buyuruyor ki, neticesi ölüm olduktan sonra has hazdan bir kulübede oturmuşsun, has sarayda oturmuşsun, ne fark eder? Çünkü ikisinden de seni alacaklar, elbiseni soyacaklar, yıkayıp kefenleyip Müslüman santını götürüp 2 metre derinliğindeki çukura koyuverecekler. Sen saraydan geliyorsun, seni şöyle baş köşe, yok öyle bir şey kabirde. 12 de aynı şekilde erkeklerde 3 parça kefen, sazdan kulübesi olana da 3 parça kefen. Kadınsa 5 parça kefen. Değişen bir şey yok. Ölüm çok adaletli. Değil mi? Yani, herkes aynı muamele. Herkes aynı muamele.
dünyanın güzelliğine tadını aldanmamalı. İnsanın şerefi ve kıymeti dünyalıkla ölçülseydi, dünyalığı çok olanların herkesin daha kıymetli ve daha üstün olması lazım gelirdi. Dünyanın görünüşüne aldanmak akılsızlıktır, ahmaklıktır. Birkaç günlük zamanı büyük nimet bilerek Allah'a tenen beğendiği şeyleri yapmaya çalışmalıdır. Kıyamette azaplardan kurtulmak için iki büyük temel, yani iki yol vardır. Birincisi, Allah'a tenen emirlerine kıymet vermek, saygı göstermek. İkincisi, Allah'a tenen kullarına yarattıklarına şefkat, iyilik etmektir. Peygamber Efendimiz her ne söylediyse hepsi doğrudur. Şaka, eğlence, sayıklama sözler değildir. Mü'minun suresinin 115. ayet-i kerimesine mealen, sizi abes olarak, oyuncak olarak mı yarattım sanıyorsunuz? Bize dönmeyecek misiniz diyorsunuz buyuruldu. Hakikaten öyle ya. Yani bu ayet-i kerimenin mealini insan koysa, ben sizi saldım çayıra Mevlam kayrı şekilde değil. Evet. Ve sizi emirlerle de muhatap kıldım ve gidişiniz aynı şekilde size belli bir ömür verdim. O ömür bitti mi bana vereceksiniz. Veren benim buyuruyor. Kaçacak yeriniz yok. Kaçacak yeriniz yapsan yok. Yapsan da yapmasan yok. Şimdi Mustafa Bey, uzay haritaları. Şimdi zamanımızda teknolojide fazla olduğu için aynı şekilde Samanyolu galaksisi, dünya gözüküp duruyor. Bir tarafa da gittiğimiz yok. Boyunu arıyoruz işte. İşte Merih'te hayat varmış da, su emmaresi varmış da. Bugün gazetelerde yok. İnternet haber sitelerinde birisinde mi ne gördüm? Bir şey görmüşler. Yakalamışlar. Bir gezegen. -272 dereceymiş soğuk. -272 derece. Ne senin doğal gazını ısıtır seni, ne kömürün ısıtır, ne bilmem neyin ısıtır. Yani sobanın içerisine girsen bile donarsın yani. Yok, biz gitmeyelim. Yok, bize uymadı orası. Habire insan bir yerlere gideyim falan. Gideceksin. Ama buradan bir şartı çıkamıyorsun. Buradasın işte. Çıksan ne olacak? Yani neticede hani dünyadan çıksan gene Allah-u Teala'nın yarattığı bir sistemin içinde. Ha, ona gideceksin. Ya, o gene orası. Hani beni göremez falan, öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Nefslerimizin kötülüklerinden ve işlerimizin bozuk olmasından Allah-u Teala'ya sığınmalıyız. Hadis-i şerifte la ilahe illallah diyerek imanınızı tazeleyiniz buyuruldu. Uygunsuz işlerin hepsinden Allah-u Teala'ya tövbe etmeli. Ona yalvarmalıdır. Tövbe etmek için başka zaman ele geçmeyebilir. Zira hadis-i şerifte helekel müsevvifun, sonra yaparım diyenler helak oldu buyuruldu. Yani iyi işleri geciktirenler, bugünün işini yarına bırakanlar aldandı, ziyan etti. Boş zamanları kıymetlendirmeli. Bu zamanlarda Allah-u Teala'nın beğendiği şeyler yapmalıdır. İmam-ı Rabbani Kutsi Sözleri bir talebesine hitaben buyuruyor ki, kardeşim, dünya hayatı çok kısadır. Sonsuz azaplar buna karşılıktır. Bu zamanı lüzumsuz boş şeyleri ele geçirmekte kullanan ve böylece sonsuz acılara yakalan kimseye yazıklar olsun. Bu yolun aşıkları, kıymetli dakikaları, yaldızlı pislikleri pislikleri için elden kaçırmazlar. Ömür sermayesini sonu gelmez hayaller arkasında geçirmezler. Yüksekleri bırakıp alçaklara bakmazlar. Beğenileni verip gadab olunanı, kızılanı almazlar. Tatlı yağlı yemeklere aldanmazlar. İnce süslü elbise için Allah-u Teala kulluk zevkini vermezler. Hükümlarlık koltuğu gibi olan kulluğu, pislik gibi olan dünya bağlılığı ile kirletmekten utanırlar. Allah-u Teala'nın mülkünde Lat ve Uzza putlarını ona ortak yapmaktan haya ederler. Kardeşim, bu makamda halis din isterler. Zümer suresinin 3. ayetine mealen, biliniz ki Allah-u Teala ancak halis dini beğenir buyuruldu. Ortaklık tozunu bile kondurmak istemezler buyuruyor İmam-ı Rabbani. Bu arada çok keskin ha. Çok keskin. Neyle meşgulsun diye yani. Kendini süslemekle falan. Süslesen ne olacak? Ben 60 yaşını geçtim. Süslesem ne olacak ki? Yüzümü mü gerdireyim? Yok, kırışmadı daha geç ama rengini değiştireyim değil mi? Ne olacak? Birkaç gün gergin görürüz ama. Vallahi bu halimden çok memnunum. Cenab-ı Hak böyle takdir etmiştir. Cenab-ı Hakk'ın takdirine itirazım yoktur. İnsanın kendisini aldatmaktan başka bir şey değil zaten. Değil yani. Ne yaparsan ya. Hani senin yaşın 60'sa 70'se yani gerdirsen ne olacak ki? Hiç. Ne geçecek? Hem sonra şey mi olacak yani? Ömür sermayen geriye mi saracak? Gene gidiyor. Gene gidiyor tabii. Vaktiyle bir beldede dinini seven, emirlere uyup haramlardan sakınan salih yaşlı bir zat varmış. Kimseye yük olmaz. Kendi halinde sakin bir hayat yaşarmış. Herkesin sevip saydığı bu zatın insanların bir anlam veremediği bir adeti varmış. O beldede birisi öldüğü zaman ölenlerin ardından bu zat yuh olsun dermiş.
Ya salih bir zat olduğu için de kimse bir şey diyemiyor. Bir cenaze arkadan bu geliyor, bakıyor ardından bağırmış böyle yuh olsun diye. Neyse gel zaman git zaman. Tabii bu zat salih faziletli bir kimse olduğu için de kimse de bir şey diyemiyor. Ya niye öyle diyorsun diyemiyor falan. Tabii her nefsi ölümü tadacağı için bu zat da bir gün vefat etmiş. Hakkın rahmetine kavuşmuş. Ve haber kısa zamanda etrafa yayılmış. Herkes cenazesinin kalkacağı camiye koşmuş. Cenaze namazı kılınmış. Ve tabut omuzlara alınmış. Tam mezara doğru götürülürken halkın arasından birisinin hatırına merhumun meşhur o adeti gelivermiş. İçinden o herkese yuh olsun derdi. Ben de ona söyleyeyim diye geçirmiş. Ve hemen arkasından sana da yuh olsun diye bağırmış. Ama olana bak deyivermiş tabii. Demesine demiş ama... O zamana kadar olmayan bir şey olmuş. Omuzlardaki tabut sallanmaya başlamış. Taşıyanlar omuzlardan kayacağını sanarak daha bir sıkı sarılmışlar. Derken tabutun kapağı yavaşça açılıp ve o zatın nurani yüzüyle sözü söyleyen adama bakmış. Adamın heyecandan yüreği ağzına gelmek üzereymiş ki o zat eğer ben de onlar gibi hayatı boşuna çiğnemiş, dünyada ahireti kazanmamışsam bana da yuh olsun deyivermiş. Sonra da yatmış. Keramet olmuş yani. Ama müthiş bir hadise. Müthiş bir hadise. Arkasından tabi tabutun uzanmış kapak örtülmüş. Kalabalıktan hiç kimse ağzını açamamış. Sessizce cenazeyi kabire götürmüşler. Defnetmişler. Sureler okunmuş. Dualar edilmiş. Herkes gittikten sonra sana da yuh olsun diyen kimse kabrin başında bir süre kalmış. O zattan özür dilemiş ve derin derin düşünerek şöyle söyleniyormuş. Hayatım akıp gidiyor. Yaşadıklarım bana yuh mu dedirtecek yoksa aferin mi kazandıracak? Nasipli bir kimseymiş o yuh diyen ama. O zata yuh diyen hakikaten nasipli bir kimseymiş. Çünkü o anda anlayış artıyor. İdraki aynı şekilde şey yapıyor. Daha doğrusu basireti açılıyor. Basireti açılıyor. Ve ne kadar haklıymış diyor o zat. Benim bu yaşadıklarım, ben öldükten sonra bana yuh mu dedirtecek? Aferin mi dedirtecek? Adam ondan sonra hayatını yani kritiğini yapmış ya. Düzene sokmuş. Kritiğini yapmış ve düzene sokmuş. Onun için de Mustafa Bey mesela bu gece cuma gecesi. Hep biz için bu. Yani öbür cuma gecesi var mı yok mu bilmiyoruz ki. Geçen seneler bu cuma gecelerine rastlayanlar yok muydu? Gittiler. Emel abiler de gitti. Peygamber Efendimiz gitti aleyhissalatü vesselam. Onun için Eshab-ı Kiram Mâte Resulullah derlermiş. Herhangi başlarına bir sıkıntı, bir dert şey geldiği zaman Mâte Resulullah derlermiş. Dolayısıyla oturup biz de hayatımızın bir kritiğini yapmamız gerekir. Ya ben öldükten sonra benim bu yaptıklarım bana yuh olsun mu dedirtecek yoksa aferin mi dedirtecek? Aferin diyecekler, iyi yapmışım. Mesela şeyde büyüklerden bir zat işte yine o naklediyor, anlatıyor da biliyor ki yarın ahirete gittiğin zaman melekler orada derler ki ne getirdin? Dünyada ne bıraktı sormazlar. Ne getirdin? Şimdi ölür ölmez Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hani buyuruyorlar ya insanlar uykudadır, ölünce uyanır. Evet. Ve ölünce dünyadaki yapmış olduğu bütün günahların hepsi şekil alır, kötü şekillerde hepsini görür buyuruluyor. Evet iyilikleri de görür. Ama dağlar gibi günahları görünce eyvah der işte bu zat gibi. Yani kendi yani başkasının demesine gerek yok. Kendisine diyor yuh olsun sana diye. Cenab-ı Hak sana bu kadar bayınca gidiyor, ömür vermiş. Sen ne haltlar karıştırmışsın diye. Açığa çıkacak orada. Hatta şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh hazretlerine sual olarak arz etmiş talebeler de efendim hani gerçi İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani rahmetullahi teala aleyhi ve bunlar uzun uzun açıklamışlar, bildirmişler de ölen bir kimse, ölen kimselerin ruhları İmam-ı Gazali Hazretleri de açıkça bildiriyor. Kafirse siccinde, şeyde müminse illiyunda bekletilir. Fakat mesela bunların ruhlarıyla bağlantıya geçmek. Hani ruh çağırma bir zamanlar yaygınmış. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala hani işte Kuleli Askeri Lisesi'nde falan muallim olarak ders, kimya muallim olarak derse girerken öğrencileri sorarlarmışmış. Onlar da işte bir gün böyle evlerine kadar gelen o talebelere birisi sormuş efendim ruh çağırılıyor nasıl yapılıyor diye. Hiç cevap vermemişler. Oturmuşlar Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri bir anlatmaya başlamış. Tam 3 saat buyurmuşlar kardeşim ruh böyle çağırılır. Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri buradaydı buyurmuşlar. Yani sevgiyle, muhabbetle aynı şekilde bahsedince o zattan onun ruhaniyeti orada hazır olur.
Cenab-ı Hakk'ın dilekleri de görür. O ayrı bir mesele. Ruh böyle çağrılır. İşte ondan sonra da buyuruyorlar ki kafirinki zaten hapiste, sicinde hapsedildiği için onunla irtibat da geçilemez dünyadakiler. Hani bazıları diyor ki falanla görüştü filanla. Cinler bunlara dalga geçiyor tabii. Müminlerden de herkesle bağlantıya geçmek mümkün değilmiş. Salih olan, dünyada üzerinde kul hakkı bulunmayanlar, onlar ruhlarını serbest bırakırlar. Dünyada kendilerinden aynı şekilde hürmetle, sevgiyle, muhabbetle bahsedenlere bağlantıya geçebiliyorlar. Geçiyorlar daha doğrusu. Ama imanını kurtarmış. İmanını kurtarmış. Ama kurtardı da ölür ölmez ruh bedeni terk eder etmez dağlar gibi günahları görüyor. Görünce böyle kıyamete kadar ben bunun altından nasıl kalkarım, ben bunların hesabını nasıl veririm düşüncesi sebebiyle dünyadakiler bununla bağlantıya geçemez, haber olmaz deniyor. Haberi, ben ne yapmışım? Ha ben ne yapmışım? Haberi kendine yuh çekiyor ama bir faydası yok. Dünyadayken çekmen lazımdı onu. Dünyadayken çekmek lazımdı. Dolayısıyla İbrahim Desuki Hazretleri'nin buyurdukları gibi vakitlerinizi israf etmeyiniz, zamanlarınızı boşa geçirmeyip değerlendiriniz. Yoksa pişman olursunuz buyurmuşlar. Hakikaten öyle ya. Vaktini nereye harcadın? Bir zenginden 3-5 kuruş aynı şekilde yararlanmak için. Veyahut da aynı şekilde bir mevki sahibine aynı şekilde oradan bir mevki kapabilmek için, yaltaklanmak için. Yazıklar olsun ya. Değil mi? O da ölecek, sen de öleceksin. Firavun'a ilah diyenler ölmedi mi? Evet. Firavun kendisi de öldü. Hatta şeyde Kızıldeniz'de boğuldu. Boğulurken de aynı şekilde şöyle bir hadise anlatırlar da Cebrail Aleyhisselam insan suretinde geliyor Firavun'un huzuruna. Diyor ki o zamanki şey kurallara göre, hukuka göre bir köle diyor efendisine isyan etse bunu öldürebilir mi? Evet diyor. Peki diyor nasıl öldürsün? Nasıl istersen öldür diyor. Suda boğabilir mi diyor. Boğabilir diyor. Şimdi efendim diyor bana diyor itibar etmezler. Şunu yazıversen diyor. Bir köle efendisine itaat etmez. Onun dediklerini yapmazsa bunu suda boğarak öldürmek aynı şekilde uygundur. Yazıyor. Altında mühürlüyor. Kızıldeniz'in ortasına gelince Cebrail Aleyhisselam insan suretinde o yazdığını gösteriyor. Firavun'un yazdığını. Sen sahibine itaat etmedin. Yani Allah-u Teala'yı tanımadın, bir de ortaklık. İsyan ettin. Bir de ben ilahım dedin, tanrı dedin. Bak kendi fermanını kendin hazırladın. Suda boğulması caizdir. Sen dedin. Ve suda boğularak gitti. İşte boğulurken Musa'nın Rabbine inandım dedi. Ama o anda perdeler açılmıştı, kabul olmuyor. O an gelmeden önce eline verilen, insanın eline verilen fırsatları, değerleri, ömrü iyi kullanmak lazım. Mesela İmam Rabbani Kutuz'a sık sık buyuruyor ki işte gençlik bitmeden önce bunu tehir etme, ileride ben yaparım deme. Yaşlılık herkese nasip olmaz. Nasip olsa da bu şartlarla olmaz. Öyle ya. Ben merdiven çıkarken dizim zorlanıyor. Gençken ikişer üçer atlardım. Neneme de takılırdım bazen. Nene falan. Kadıncağız bakardı, izah edemezdi. Oğlum dedi, Allah-u Teala ömür verirse anlarsın dedi. Şimdi iyi anlıyor. Birini aynı şekilde koyup öbürüsüne şey yaparken zorlanıyor. Niye? Senelerce, 60 senedir kullanıyor. Ona da kızamıyor. Yani dese ki ya sen ne biçim adamsın ya? 60 senedir ben aynı şekilde hiçbir itiraz etmedim. İtaat ettim, durdum. Sen ne biçim insansın dese hakikaten diyecek bir lafın yok yani. Diyecek bir lafın yok. Şeyde bir arkadaşın babası işte kansere yakalanmıştı falan. Yemekten içmekten falan kesilmişti falan dedi. Böyle bir gün dedim dedi. Babacığım hani durumun nasıl şey? Oğlum demiş ya 80 senedir demiş. Allah-u Teala'nın gönderdiği birçok leziz yiyecekleri yedim içtim demiş. Şimdi yemeği vereyim ne olacak ki demiş. Ama maşallah dedim. Ne iman ama. Ne iman. Cenab-ı Hak öyle diye imtihan ediyor, böyle diye imtihan ediyor. Dolayısıyla Allah-u Teala muhafaza buyursun. Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği sıhhat, afiyet, güzellik, maddi ve manevi imkanlar, mevki, makam. Bunlar Allah rızası için kullanılırsa dünyalık olmaktan çıkar, ahiret olur. Ama bunları ele geçirmek maksat olursa o zaman ahiretini yersin, satarsın. Ahiretini aynı şekilde satan kimse de aynı şekilde bedbaht olur. Hem dünyada bedbaht olur hem de ahirette eline avucuna bir şey gelmez. Onun için Cenab-ı Hakk'a böyle cuma geceleri, hani diğer mübarek gecelere rastlıyoruz da ama cuma geceleri her hafta rastlıyoruz. Hiç olmazsa cuma geceleri tövbe istiğfar etmeli. Mesela İslam ahlakında bu
Hakikat Kitabı yayınlamış oldu İslam ahlakının. Zannedersem son baskılarında 447. sayfada tecdid-i iman, tecdid-i nikah duası var. Yani evde çoluk çocuk da aynı şekilde onu okumalı. Ya Rabbi hıyn-ı bulumdan itibaren işlemiş olduğum hata, isyan, günah ne varsa diye. Onlar hep beraber okumalı. Tövbe istiğfar etmeli. 10 sene insan ömrünü şöyle bir kritiğini yapmalı. Yanlış şeyler varsa bunlara tövbe etmeli. Ve dünyalık ele geçirmek için namazımızdan, orucumuzdan, Allah'a atılan emirlerinden aynı şekilde feda ettiklerimiz var mı yok mu onların hesabını görmeli. Ve ondan sonra da Cenab-ı Hak ömür verdiyse ondan sonraki hayat içerisinde de hiç olmazsa kendimize çekilirsen vermeliyiz. Yoksa Allah-u Teala muhafaza buyursun sonra perişan oluruz. Cenab-ı Hak hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin inşallah. Teala. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olacağız. Yine bu saatlerde bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız. Gönül Pınarı.